Yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanlı başladı ve bitti. Alanya'da sabah saatlerinden itibaren veliler ve üniversiteli adayları sınava girecekleri okulların girişinde toplandı. Koronavirüs sebebiyle birçok önlem eşliğinde gerçekleşen YKS sınavında ilk oturum sabah yapıldı. İkinci oturum ise öğleden sonra. Sınav nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. İlk oturum sınavı saat 10.15'te başlarken öğrencilere okul girişlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından su dağıtıldı. Adaylara kapı girişlerinde maske, ıslak mendil ve dezenfektan verildi. Cumartesi günü yapılan sınava bu yıl 165 dakika süre verildi. Pazar günü yapılacak YKS'nin ikinci oturumunda ise alan yeterlilik testleri yarın saat 10.15'te başlayacak. 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında velileri ve yakınlarıyla birlikte sınava gelen öğrenciler okulların bahçe kapısından alındı. Veliler sosyal mesafeye uyarak bekleme yapması için polis tarafından uyarıldı. Evet, öğrenci kalmasın fazla. Sosyal mesafeye uyalım aileler. Okul binası girişinde kimlik ve sınava giriş belgesi kontrolünden sonra polisler üst aramasında el dedektörü kullandı. Nüfus cüzdanı yerine ehliyet ile sınav salonuna gelenler ise geri çevrildi. İsim benzerliği nedeniyle okul karıştıran öğrenciler ise asıl sınava girmeleri gereken okullara polislerin de yardımıyla yönlendirildi. Okul bahçelerinden basın mensuplarının fotoğraf ve video çekmesine ise görevliler aldıkları talimatı gerekçe göstererek izin vermedi. Alanya'da 73 binada, 1096 salonda, 2310 görevli personel ile ilk gün 10.000, ikinci gün ise 7.000 öğrencinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmesi için hazırlıklar yapıldı.